detay almak için gerekiyor. Ben kadın hastalıklara doğum ve tüp bebek uzmanıyım. Doçent doktor Gökalp Öner. Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde çalışıyorum. Hem kadın doğuma hem de tüp bebek hastalarıma bakıyorum. Bugün anlatacağım konu aslında Türkiye'deki yeni gelişmelerden bir tanesi. Tüp bebek biliyorsunuz artık her çocuk isteyen çiftin rüyası haline gelmiştir. Ve tüp bebek günden güne teknolojisi gelişen bir durumdur. Özellikle bizim en çok zorlandığımız iki tane konu var. Bir tanesi yumurta elde edememe durumu ya da erken menopoz dediğimiz durum. Bu tür durumlarda şimdi son teknoloji olarak PRP dediğimiz, plazma rich protein dediğimiz özel bir aletle hastamızın kadının kanını alıp bunu bir iğne yardımıyla yumurtalara enjekte edip tekrardan yumurta bulabiliyoruz. Bu menopoza girmiş kadınlar için artık ya da menopoza girmekte olan kadınlar için bir umut kaynağı oldu. Genellikle biz bu hastaları yurt dışına gönderiyorduk. Yumurta transferi, başkasının yumurtasını transfer etmek için. Şimdi kendimiz mesela geçen ay 46 yaşında menopoza girmiş bir hastamıza PRP uyguladık ve ilk defa yumurta elde ettik. PRP sadece yumurtalara değil, aynı zamanda rahmin bebeğe tutması için de uygulanıyor. Bazen çok güzel embriyomuz oluyor, bebek elde ediyoruz ama bu bebek rahme tutunmuyor ya da rahim duvarı ince oluyor. Biz yine PRP'yi kendi kadınla aldığımız kanı özel bir aletten santrifüj edip rahmin içerisine yerleştirdiğimiz zaman bebek buraya daha rahat tutunabiliyor. Tüp bebek başarısını arttıran yeni bir yöntem. Türkiye'de sadece sayılı merkezlerde yapılıyor. Çünkü gerçekten üst bir teknoloji gerekiyor. Biz de kendi bir seri yakaladık. Şu anda da başarılı gidiyor. Yumurtası olmayan hastalarımıza ya da yumurta kalitesi düşük olan hastalarımıza uyguluyoruz. Ve gerçekten başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Tüp bebekteki şu an 2019 yılındaki güncel en son teknoloji şu anda PRP yöntemi. Detay almak için gerekiyor.